Selam, ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben makas almayı unuttum. Kargo edeceğiz. Baya baya ev Amerikan mutfak olduğu için yani gittim mutfak makasımı getirdim. Yapacak bir şey yok. Eksik promptla da olsa başaracağız. Bugün 4. kanada okuyordum ve bununla ilgili bir video çekiyorum şu an hali hazırda. Zaten aynı kostüm, aynı makyajla buradayım şu an. Ve 4. kanadı ben okurken bir anda böyle kapı çaldı ve Olimpos yayınlarından şöyle bir PR geldi. PR'ım geldi, mutlu oldum. PR'ım geldi ne demek ya? Ay çok PR'ım geldi. Çok mutlu oldum. O yüzden dedim ki zaten hazır makyajlıyım. Bir de kıyafetlerim falan da giyili. Hadi dedim oturayım Olimpos'tan gelen PR'ı bizim kızlarla, bizim erkeklerle birlikte açayım dedim. Şimdi o yüzden bunu açacağız. Hem de mutfak makasıyla açacağız. Siz öyle başka booktuberları izlerken millet mutfak makasıyla açıyor mu? Açmaz. Çünkü neden? Burası artık o kadar şey oldu ki o 10 yılda birbirimizi tanıdığımız o 10 yılda yani yeni gelenler de vardır tabii ama çok uzun yıllardır o kadar artık alıştık ki yani utanmasam şu kamera karşısında ben bayağı yemek yiyerek sizle video falan çekeceğim yani o kadar rahatım. Şimdi diğer ikiye bölmüşler. Bir tane şöyle var. Bir tane de açabilirsem inşallah şöyle bir tane daha kitaplarımız var. O zaman tamamen elime ilk bu geldiği için bunu bir açayım ben. İlk olarak gördüğünüz gibi Hannah Gardiner'ı Kim Öldürdü isimli bu kitabımız var. Kara Hunter'ın yazmış olduğu Dedektif Adam Fowley serisinin ikinci kitabı. İkinci kitap? Bir dakika bir şey var burada. Üçüncü kitap da gelmiş çünkü de birinci kitap yok. Acaba diğer şeyde mi? Muhtemelen şunda o da ya. Şundadır diye düşünüyorum. Çünkü orada da iki ciltli kitap, bir tane direkt karton kapak var. Bir de Felix Evinde Neler Oldu isimli böyle Kara Hunter'ın görmüş olduğunuz gibi Dedektif Adam Fowley serisinin ikinci ve üçüncü kitapları var. Bunu ben aslında Olimpos'tan kendim istedim. Bu seriyi çok merak ediyordum. Şu kitap yeni çıkmış, üçüncü kitabı ama bende 1 ve 2 yoktu. Ve bu seri çok övülüyordu. O yüzden ben de dedim ki hani bana tüm seriyi gönderebilir misiniz? Sağ olsunlar beni kırmadılar. O yüzden yolladılar. Eğer bununla ilgili bir okuma maratonu isterseniz bu arada 3 kitabı birden okuduğum bir okuma maratonu yapabiliriz. Çünkü bu seri çok 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 övülüyor. Yani yurt dışında da çok çok övülüyor. O yüzden merak ediyorum ben de. Bunları okumayı yakın zamanda çok istiyorum. O yüzden yorumlarınızı aşağıya bekliyor olacağım. Zaten hani genel olarak bir PR kargosu açtığım zaman en çok okumayı istediğiniz kitapları bana yorumlar olarak iletirseniz şayet ilk önce onları okumaya çalışırım en azından. Çünkü sonuçta hani hızlı bir şekilde yorumunu görmek istemenizi anlayabiliyorum. Çoğumuz çünkü alışveriş yapmadan önce artık birilerinin fikrine ihtiyaç duyuyoruz. Malum yani kitaplar da çok pahalı. O yüzden eğer hani bir şekilde benim fikrime güveniyorsanız ve aynı zamanda da benimle birlikte aynı tarzda kitapları okumayı seviyorsanız yorumlarımı hızlı yapmam size de fayda sağlayacaktır. O yüzden yorumlarınızı benimle paylaşmanız bu konuda çok çok büyük bir önem arz ediyor. Ardından Çarpan Yürekler Evi isimli şöyle bir bestseller yazarımızın bir kitabı var. Bunu açıkçası gördüğüm zaman kapağını çok beğendim. Gördüğünüz gibi böyle hafif şeyleri, kapak oyunları olan bir kitap. Prensin kalbini çalacaktım fakat bir kralinkini kazandım diye böyle bir başlık atılmış. Okumayı şu an biraz istedim gibi. Çünkü tahta oturma arzusu olan birisini kanatlı bir hükümdarı canlandırmakla sonuçlanmış bunun yapması. Ve sonra arkadaş olduklarını sanıyorlarmış. Fakat bu arkadaş onu kandırıp zindana atmış. Sonra da Lorcan'mış bu arada. Ona ait olduğunu söylüyormuş ve 500 yıl boyunca da uyumuş bu. Değişik bir kitap. İlginç, fantastik kitapları severim zaten ama bu çok ilgimi çekti. Bunu da okuyabiliriz eğer isterseniz. Arka kapağı okudukça böyle bir şey oluyorum zaten. Tüm kitaplara ısınıyorum. Ama farklı konular görmek beni her zaman çok çok mutlu ediyor. Ve şimdi ikinci şeyimize, paketimize gelelim. Bu baloncuğu nereden makasımla... O yüce makasla açabilirim diye düşündüm. En uygunu burası herhalde. Yapıştırıyorum vallahi, yapıştırdım. Dedektif Adam Fowley serisinin birinci kitabı Daisy Mason Nerede isimli bu kitapta elimizde şu an. Bu seriyi gerçekten çok merak ediyorum ya. Okuyanlarınız varsa spoilersız bir şekilde neler düşündüğünü bana yazarsa çok çok mutlu eder beni. Merak ediyorum bu seriyi. Gerçekten okumayı çok istiyorum. Kapakları falan da çok böyle cazip geliyor bana. Size de öyle geldi mi bilmiyorum. Ben zaten polisiye görünce böyle şey oluyorum böyle. Al hani tüm paramı al, ver onu bana falan oluyorum. O yüzden polisiye kitap görünce bir böyle bir
Bir şey oluyorum ben. Buna bir şeyler oluyor. Chloe C. Penaranda isimli bir yazarımızdan Bir Varis Yükseliyor isimli bu kitabımız gelmiş PR'la. Feylerin insanlardan üstün olduğu bir krallığın yoksul bir kenar mahallesinde yaşayan kılıç sevdalisi yetim Fate, Fate diye okunuyordur. Fey devriyeleri gezerken göze batmamanın önemini iyi bilirdi. O ve en yakın arkadaşı Jake'ın daha iyi bir hayatın özlemini çekerlerken kılıcıyla düellolara katılmak Fey'te bir amaç ve çokça para kazandırabilirdi diyor. Ve ardından da bir rüya diye çok uzun bir şekilde şurada böyle bir açıklama var. Bununla ilgili çok bir şey bilmiyorum dediğim gibi ama eğer okumamı isterseniz bunu da önceliğe alabiliriz. Kapağı çok güzel bu arada, tasarım olarak bayağı bir beğendim. Ama ciddi kitapların içini göstermediğimde bana bazen kızıyorsunuz. Buyurun efendim, bu da cildi. Şöyle. Güzelmiş. Şu olayı çok sevdim. Dördüncü kanatta da vardı. Böyle ayraçla karakterleri size gösteriyorlar. Aşırı keyifli. Yani zaten hayal gücünüze bırakıyorsunuz bazı karakterleri ama bir de haritamız var. Bazı karakterleri de böyle görmek ve onlara dair bir hani böyle hint almak, ipucu almak güzel oluyor bence. Ve ardından bu kargoda en çok merak ettiğim Muhafızsız Cadılar serisinin birinci kitabı olan Cadı Toplayıcısını göstereceğim. Cadı Toplayıcısını konusunu okuduğum günden beri böyle elimde tutmak için çok sabırsızlıkla bekliyorum. Ve bugün onu ulaştığım için, onu böyle elimde tutabildiğim için çok mutluyum. Şimdi burada Hasat Ayı diye bir ay var ve bu ayda cadı toplayıcısı cadıları alıyor ve onları birine, neyi kimeydi, Buz Kralı'nın topraklarına götürüp onları Buz Kralı'na işte şey yapıyor, kurban ediyor. Ve o gün de yine hasat aylarından bir gün ve yine cadı toplayıcısı gelip bunları yine Buz Kralı'na yolluyor, işte kurban edecek. Fakat hiçbir şekilde baş karakterimizi kurban etmiyor yıllardır. Yani herkesi neredeyse böyle hani bir düşünüyor ama baş karakterimizi hiçbir zaman kurban etmiyor. Ve baş karakterimiz de diyor ki bunu yaparak çok büyük bir hata yapıyor. Çünkü diyor benim tek bir amacım var, doğma amacım bu diyor, yani kendine bir misyon geliştirmiş. Ve bu misyonda da şunu diyor: ben bu cadı toplayıcısını öldüreceğim. Hatta cadı toplayıcısını boş ver, Buz Kralı'nı öldüreceğim diyor. Ben bu tarz kitaplara bayılırım. Gerçekten ben bu tarz kitaplara aşığım. O yüzden şu an böyle bunu da okumak için çok sabırsızım. Gerçekten umarım istediğim kitabı seçersiniz. Umarım yorumlarda istediğim kitap olur. Ve bunu okuruz ya, umarım. Gerçekten çünkü çok merak ediyorum. Ya bir de serinin birinci kitabı ya. Daha bu da yeni çıktı. İkinci kitap kim bilir ne zaman çıkacak. Gerçi Olimpos biraz hızlı. Yani çoğu yayın evine göre hızlı bir şekilde diğer devam kitaplarını çıkartıyor. Ben bu oyunu seviyorum, bu yayın evinin. Ama yine de hani birinci kitabı okuduktan sonra ikinci kitabı çok beklemek de istemiyorum. Çünkü üzülüyorum yani. Unutmaktan ziyade bazı kitaplar çok hoşuma gidiyor. Bunun hoşuma gideceğini şu an biliyorum. Yani daha bu kitabın kapağını bile açmadım ama aa, bunda da var. Yine karakterlerimiz. Bunu sevmedim ama. Can Yaman adam gibi geldi. Bunu hayal etmeyeceğim Olimpos. Sevgili Olimpos. Neyse, bu kitabı seveceğimi ben baştan biliyorum zaten. Ama yine de hani devamının belki bir kitap çıksın diye bekler miyiz ya? Ya da okusak mı? Ay, bir şeyleri ertelemek de çok saçma hayatta. Okuyabiliriz de. Sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Ben gerçekten çok kararsızlık yaşıyorum. Çünkü çok güzel kitaplar çıkıyor son zamanlarda. Hangisini okuyacağım? Hepsine yetişmek istiyorum. Hiçbirine yetişemiyorum. Böyle kararsızlıktan bazen ağlamak falan istiyorum. O yüzden size bırakıyorum. Siz neyi istiyorsanız onu okuyacağım arkadaşlar. En çok beğenilen ya da en çok tekrarlanan kitap ismini pıt diye okuyacağım. Videosu gelecek onun. Güzel değil bence. Şöyle 6 tane yeni kitabım olmuş oldu. Çok güzel görünüyorlar. Şu andan böyle çok heyecanlandım. Olimpos yayınlarına bu gönderi için tekrardan çokça teşekkür ediyorum. Sizlere de izlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çokça teşekkür ediyorum. Hepinizi bir sonraki videoda tekrar görmek dileğiyle uğurluyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.